Mutlu sabahlar Ekonomi 7/24'ten herkese günaydın değerli izleyenler. Sizlere bugün Dil Ovası'ndan sesleniyoruz. Çünkü arkamızda da görmüş olduğunuz Türkiye'nin ikinci milli sondaj gemisi Yavuz bugün buradan Akdeniz'e uğurlanacak. Bir süredir gemi burada ve bir tadilat geçiriyor, yola çıkmaya hazırlanıyor. Bu hazırlıkları tamamlandı. Akdeniz yolculuğu bugün 12'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılacağı bir törenle gerçekleşecek. Yolculuk başlayacak ve bundan sonra da Temmuz başında sondaja başlaması bekleniyor. Bugünlerde olması daha anlamlı. Malumunuz epeydir Doğu Akdeniz oldukça ısınmış durumda. Karşılıklı adımlar var. Türkiye o ada kaynaklarının ortak paylaşılması gerektiğini düşünüyor ve varlığını orada hissettiriyor. İşte bu detayları konuşacağız. Doğu Akdeniz'de sular neden ısındı? Oradaki haklarımız neler? Enerjinin gücü ne ve bunu nasıl pazarlayabiliriz? Oradan hepsinin detaylarına bakacağız ve elbette bu anlamlı günü de Yavuz'un öneminin, ondan önceki ilk sondaj gemisi Fatih'in öneminin de detaylarına birlikte bakacağız. TESPAM Başkanı ve enerji uzmanı Oğuzhan Akgener bugün burada bizimle. Sağ olun, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi önemli bir güne tanıklık edeceğiz beraber. Yavuz gemisinin önündeyiz, törenle bugün uğurlayacağız. Neden önemli bir milli sondaj gemisine sahip olmak? Şöyle, Fatih zaten hepimizin bildiği gibi derin deniz ilk sondaj gemimiz. Yavuz'da ikinci derin deniz sondaj gemimiz. Haliyle sizin ihtilaflı bölgelerde, aslına bakarsan biz onları ihtilaflı bile görmüyoruz. Çünkü kendi deniz alanlarımız. Lakin Türkiye'nin bu noktada hakları ihlal edilmeye çalışılıyor. Biz de bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunun önüne geçmek için de sizin elinizin altında böyle ekipmanlar ve böyle bir teknoloji olması gerekiyor. Bunu da kullanabilmeniz gerekiyor. Türkiye Fatih'le bu noktada ciddi bir adım attı. Yavuz'la da bunu destekleyecek. Yani bu sayede diyelim sonuçta deniz sondajlarının zor ve uzun dönemli işler olduğunu düşünürseniz, hani yaklaşık bir sondajın 6 ay sürdüğünü düşünürseniz, siz artık kendi teknolojinizle birçok diğer firmalardan servis almadan kendi işinizi yapabileceksiniz. Türkiye hatta bu noktada sondaj servisleri noktasında da önemli adımlar atıyor. Ve gerçekten yerli milli personeller yetiştiriyor, bu teknolojiyi kullanabilecek ekipler yetiştiriyor. Bunun yanı sıra iki geminiz olduğunda haliyle sizin hareket kabiliyetiniz genişliyor. Siz bölgede daha fazla sondaj yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra yetişmiş personelinizle dünyanın her yerinde derin deniz aramacılık işlerine girebilirsiniz. Servis hizmetleri de verebilirsiniz. Şimdi Dipsea Metro 1 ve 2 iken Fatih ve Yavuz isimlerini aldı bu iki gemi. Gördüğümüzde de Ay Yıldız'la donatıldığına da tanık oluyoruz. İnsan gerçekten kendi milli gemisine sahip olmaktan ve bu görüntüden gurur duyuyor. Ama tabii ki teknik özellikleri ortaya ne sonuç çıkardığı da önemli. Biraz o teknik özelliklerden bahsedelim. Temmuz ayında sondaja başlayacak ama bu gemilerin kaçıncı nesil olduğu, ne kadar derinlikte arama yapabildiği de önemli. Biz nasıl bir teknoloji aldık? Ya şöyle söyleyeyim, 6. nesil olarak geçiyor bu gemiler. 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. Sabit konumlandırma, denizde konumlandırma sistemleri var. Dediğim gibi yüksek teknolojiye haiz. Yüksek basınçlı ve riskli yerlerde, çünkü basınç rezervuarda önemlidir. Ve hani yüksek basınçlı lokasyonlarda her gemi sondaj yapamaz. Ona göre blowout preventer dediğimiz ekipmanlar ve benzeri donelere de ihtiyacı var. Bunlara haiz olan bir gemimiz var. Hatta iki gemimiz var. Yani Türkiye bu sayede hem Akdeniz'de istediği, yani kendi Türkiye'nin münhasır ekonomik deniz alanları dahilindeki istediğimiz bölgelerde derin deniz sondajlarını gerçekleştirebileceğiz. Dediğim gibi, az önce de söylediğim gibi, bunun yanı sıra farklı dünyanın herhangi bir lokasyonunda da yine derin deniz aramacılık işlerine girebileceğiz bu gemilerle. Şimdi Akdeniz ve Karadeniz'de çalışacak etapta diye biz hep Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz ve ilk etapta da Yavuz'u bugün işte bir kez daha hatırlatalım, 12'deki o törenle Akdeniz'e uğurlayacağız ama Karadeniz'de de elbette tabii. Bu tür faaliyetler aslında var. Aslında bakarsanız şunu da eklemem gerekiyor. Yani istikbal gerçekten denizlere doğru kayıyor enerjide. Yani şöyle, bu gemiler uzun vadede metan hidrat kaynaklarının aranmasıyla alakalı. Çünkü Amerika'da biliyorsunuz bir shale gas devrimi oldu. Aynı zamanda coal-led metan geliştirildi. Üçüncü gaz devriminin de metan hidrat gaz kaynakları üzerine olacağı düşünülüyor.
ki bizim de bu alanda çok çalışmamız var. Bu tarz ekipmanlar hem metan hidrat kaynaklarının geliştirilmesiyle alakalı, hatta bazı farklı hani projelere entegre edilebilerek denizlerde rüzgar enerjisinin kullanımı ile alakalı da bazı çalışmalarda kullanılabilir. Yani veri toplama amacıyla en azından. Şimdi dünyada her iki gemi için, hem Fatih için hem de Yavuz için bu çaptaki 15-16 gemiden biri olduğu ifade ediliyor. Siz de altını Tabii, çizdiniz. tabii. 6. nesil teknolojiye sahip. Hali hazırda da 3500 metreye kadar derinde arama yapılabileceği söylendi. Tabii. Buradan hareketle şimdi teknik özellikleri çok güzel. Evet. Peki biz bunu kendi personelimizle mi çalıştırıyoruz? Yerli olarak o teknolojiyi transfer etmeyi de hem bu gemi teknolojisinde hem bu ekipmanların kullanımında, hatta hep nükleerde falan da konuştuk ya. O teknoloji ve o teknoloji kullanabilen personeli edinmek de mühim. Bu anlamda ne sağlar? Yani bu anlamda ne sağlar? Biz personeli yerleştirme ve hani bu teknolojiyi kullanabilen yerel uzmanlar yetiştirme konusunda gerçekten ciddi çaba sarf ediyoruz. Hani kamusal kaynaklardan aldığımız veriler ışığında bunu görebiliyoruz. Bunun neticesinde zaten dediğim gibi bunu elde ettikten sonra, bu adımı geçtikten sonra ekipmanınız var, personeliniz yetişmiş. Size ciddi anlamda hareket kabiliyeti kazandıracak. Yani şöyle söyleyeyim, mesela siz bir yerde diyelim ihtilaflı bir bölgede bir hamle yapacağınız zaman diyelim A şirketi size, ben size bu servisi sağlamıyorum diyor. Ki dediler, hani bu tarz şeylerle de karşılaşıyoruz. O zaman siz ne yapıyorsunuz? Kendi ekipmanınız var, kendi ekibiniz var, teknolojiniz var. Rahatlıkla hareket edebiliyorsunuz. Aynı zamanda orta vadede bu teknolojiyi ve servisi ve ekipmanları uluslararası sularda hizmete de sunabilirsiniz. Şimdi pek çok alanda, enerjinin pek çok alanında bunu görüyoruz. Yerli Tabii. teknolojiyi bahsettiğiniz gerekçelerle kullanabilmenin önemini, ki hatta başka alanda savunma sanayide falan da yerleştirmenin önemini çok gördük. Biraz Doğu Akdeniz meselesine doğru gidelim. Şimdi bu Aynen kadar öyle. şey yapıyoruz, neden yapıyoruz? Doğu Akdeniz'de uzun süredir konuşuyoruz, sular ısındı diye belirli aralıkta bu tekrar ediliyor. Çünkü karşılıklı adımlar var. Özellikle Güney Kıbrıs Rum kesiminin tek taraflı attığı adımlar nedeniyle adadaki o kaynakların nasıl paylaşılabileceği bir tartışma konusu. Burada tabii ki sadece Güney Kıbrıs Rum kesimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Türkiye gibi bir tartışma yok. Pek çok ülke işin içinde. Kimler var? Önce öyle başlayalım. O adadaki çalışmalarda hem tabii sınır olan, o anlamda orada bir alanı olan ülkeler var. Bir de şirket olarak içinde olan ülkeler var. Doğu Akdeniz'de kim ne iddia ediyor? Doğu Akdeniz aslında hani tüm Doğu Akdeniz'den bahsetmeyelim isterseniz. Biraz daha daraltalım. Güney Kıbrıs Rum kesiminin kendisine ait olduğunu iddia ettiği alanlardan bahsedelim. Hani bu soru biraz daha orayı kapsıyor. Şimdi bu alanda kimler var? Birincisi İsrail var. Güney Kıbrıs var. Yunanistan var. Mısır direkt olarak yok ama dolaylı olarak var. Hani bölge ülkesi olduğu için. Bunun yanı sıra Total gibi, Exxon gibi, Eni gibi, ki Eni İtalyan, Total Fransız, Exxon Amerikan. Bu gibi büyük şirketler var. Bunun yanında Katargaz da var. Hani dostumuz, kardeş ülke olarak iddia ettiğimiz Katar'ın da bir şirketi var. Hatta Katarlar bu ben kendileriyle özel olarak yaptığım görüşmelerde bunu sormuştum. Yani sizin burada ne işiniz var? Yani bana şöyle bir cevap vermişler. Dünya Petrol Kongresi'nde görüşmüştük bu noktayı. Hatta Katar Bakan Yardımcısı'yla görüşmüştük bu konuyla ilgilenen. Yani buraya ticari olarak girdiklerini, Türkiye şayet isterse çıkabileceklerini ifade etmişlerdi. Tabii hani bu ifadenin ne kadar doğru ya da hani uygulanabilir olduğunu tekrar sorgulamak lazım. Lakin böyle bir yapı var. Şimdi bir Uluslararası bir... ekonomik fayda olduğu için de tabii pek çok şirket işin Aslına içinde. bakarsanız ekonomik faydadan ziyade hani belki şimdi şöyle, Eni'nin zaten bölgede ciddi yatırımları var. Mısır'da ciddi keşifleri var. Total'ın yine Mısır'da ciddi yatırımları var. Yani Mısır deniz alanlarında büyük yatırımlara girmiş, aramacılık yapan, orada lojistik üslerini kurmuş şirketler Güney Kıbrıs'ta çok daha düşük bütçeli arama projelerine girebilir, bu riski alabilir. Yani hani şu an ortada büyük bir pasta var, büyük bir şey bulunmuş diyemeyiz. Hani böyle bir şey söz konusu değil. Yani ortadaki keşifler nedir? Hani Güney Kıbrıs tarafında diye sorarsak bir Afrodit var, 112 milyar metreküplük yaklaşık. 110 milyar metreküplük Kalipso keşfi var. Tam yani onunla ilgili de bazı soru işaretleri Şimdi var. bugüne kadar yanılıyorsam lütfen düzeltin. 3 alanda mı keşif yapıldı? Biz 3 alanda. oradaki büyük bir gaz yatağı, bir enerji kaynağı, bir hidrokarbon rezervi olduğunu düşünüp de mi bu büyük gerginliği yaşıyoruz orada? Bir yandan da tabii ki diplomatik bir ayağı var bu işin. Hiç kuşkusuz
adanın haklarını, Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmak gibi bir misyon da var. O nedenle de tartışılıyor ama buradaki enerji potansiyelini bu üç keşif ispatlanmış rezervleri mi gösteriyor? Yani aslına bakarsanız hala soru işaretleri var. Hani dediğim gibi bir Afrodit var, ikincisi Kalipso var, üçüncüsü Exxon'un 10 numaralı blokta, yani sözde 10 numaralı blokta bulduğunu iddia ettiği Gauchos yapısı var. Ya bununla da ilgili de farklı rezerv rakamları ortaya koydular. Bizim yaptığımız çalışmalardaki tahminler yaklaşık 90 milyar metreküp civarında bir rezerv olabileceği hususunda birleşiyor. Şimdi üçünü topladığımızda aslına bakarsanız çok çok büyük bir şey ifade etmiyor. Yani aynı zamanda bu üç yapının hepsi, yani bir en son Exxon'un keşfettiği sahayla ilgili net veri yok. Üçü de kuru gaz sahası. Kuru gaz sahası demek siz bu gazı LNG, yani Kıbrıs'ta ya da bir offshore LNG tesisine götürüp orada LNG'ye dönüştürüp uluslararası piyasalara gönderemiyorsunuz demek. Yani şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten bu gazın, yani sizin bir gazı, bir kaynağı bulduğunuzda, özellikle gaz için bu geçerli, onu pazara ekonomik olarak götürebilmeniz gerekiyor. Güvenli ve ekonomik olarak. Eğer siz bunu gerçekleştiremiyorsanız zaten sizin bulduğunuz gazın çok fazla bir önemi yok. Şimdi bir o hat, ikincisi hat sonucunda elbette buna o pazarı ve alıcıyı da bulmak gerek, değil tabii mi? Bir de ekonomik olarak, yani şöyle söyleyeyim, hani siz şu örnek vereyim. Mesela diyelim siz bu üç sahadan ortalama $150, hatta biraz daha düşelim, $120 bölü 1000 metreküp civarına gazın yaklaşık üretim maliyeti olduğunu düşünüyoruz. Bu rakamlara siz gazı ürettiniz. Avrupa'ya İstmet boru hattından bahsediyorlar mesela. Hı hı. Ha, İstmet boru hattı zaten hali hazırdaki güzergahına dikkat ettiğimizde zaten Türkiye'nin deniz alanlarına giriyor. Şimdi bu Türkiye zaten bizim, buna müsaade etmez. Bizim iddia ettiğimiz bölgede bir aramada hakkımız olduğunu zaten söylüyoruz ama bunun taşınacağı herhangi bir güzergahta Türkiye'yi görmezden gelmek ya da dışarıda bırakmak uluslararası hukukla ilgili de iddiamız var ama ekonomik olarak da çok sağlıklı ve mümkün değil, değil, değil mi? Aynen, yani şöyle söyleyeyim, şu anki koşullarda Türkiye'nin dışarıda olduğu bir opsiyon kesinlikle ekonomik olarak mümkün değil. Hani şöyle örnek veriyordum, $120 ürettiniz gazı, üretim maliyeti. İstmet boru hattının yaklaşık şu anki maliyeti, hani en iyi ihtimalle $18 milyar civarında. Yani 6 milyar euroya falan düşürmüşlerdi ama bu yaklaşımın yanlış olduğunu daha önce de iddia etmiştik. Yani TAP'ın deniz güzergahının maliyetleriyle kıyaslasınlar bir zahmet. Yani yaklaşık bir $180 civarında da en az oradan bir taşıma maliyeti biniyor. Size etti $300. Yani taşıma maliyeti artı Yunanistan'a gazın geldiği fiyat. Ki o civarlarda Yunanistan'da zaten öyle bir talep yok. İtalya'ya kadar taşıyacaksınız. Bir $100 da oraya ekleyin. Etti $400. Yani İtalya piyasasında yaklaşık $180-200 civarında gaz fiyatları. Şimdi pazarda yani, rekabet ekonomi, edebilir tabii, bir yani rekabete geçtim. Değil. Yani imkansız. Öyle böyle o fiyata o gaz oraya gitmez. Yani o yüzden ilgili keşiflerin, bu İsrail için de geçerli. Bakın İsrail'in de mesela Leviathan sahasını hala geliştirip üretime alamadılar. Peki alıcısı var mı bu gazın bölgede? İşte, yani buradan hani, taşınıp o maliyete de az önce altını çizdiğiniz işte, noktaya da bağlı ama. Yani Avrupa'ya ekonomik olarak gidemiyor. Avrupa, hani Avrupa gibi büyük piyasa, büyük bir piyasayı zaten denklemin dışına şu an biz ittik. Bunun dışında siz nereye götürebilirsiniz? LNG yapamıyorsunuz çünkü kuru gaz sahanız var. LNG, ekonomik olarak LNG yapmaya mümkün değil. Mısır'a gönderemiyorsun. Mısır'daki yeni keşifler kendi boş LNG tesislerini, evet, doldurmaya yetiyor. İsrail'in de bu arada bir hani Leviathan'ın üretimi alması sonrasında oluşacak artı 3 ila 5 milyar metreküplük bir gaz ihracat potansiyeli olacak. Yani bunların hepsini topladığınızda sizin bölgedeki tek alıcı, yani ortadaki tek market Türkiye. Türkiye'ye satmak zorundasınız. Ya da Türkiye üzerinden ekonomik olarak taşımak zorundasınız. Yine Türkiye, Türkiye, Türkiye. Peki Türkiye'yi burada atlayarak bir şey yapmak çok kolay gözükmüyor ekonomik olarak da, hukuken de ve sahada da işte mücadelemizi veriyoruz. Bu mücadelenin önemli ayaklarından biri de şu an işte önünde bulunmuş olduğumuz Yavuz gemisi. Bir kez daha altını çizmekte fayda var. Yaklaşık 2 saat sonra bir törenle Akdeniz'e doğru uğurlayacağız. İnşallah. Yavuz'u da Fatih'in arkasından ikinci milli sondaj gemimiz bölgede olacak. Bizim gücümüz de orada gösterecek ama ne yapıyorlar şimdi orada? Şimdi biz oradaki çalışmalarımıza Barbaros'la başladık. Bir sismik gemi. Fatih ne yaptı? Şimdi devamında nerede çalışacak Yavuz gittiğinde ve ne zaman başlar tahminen? Yani yerlerle ilgili bu tarz hani ilgili yetkililerden lokasyonlarla ilgili bilgi almak daha doğru olur. Sonuçta bunlar ticari bilgi sıfatına da giriyor. Sonuçta ben şöyle söyleyebilirim. İlk önce ilgili sismik gemisi bölgede genel anlamda gider. Sismik veriyi toplar, analizler yapılır, yapılar belirlenir. Ki Barbaros orada çalışıyor. Tabii Barbaros'un fonksiyonu o. Yani Barbaros'un sismik veri toplayarak bu toplanan veriler yorumlanır.
yorumlanır. Yorumlandıktan sonra belli hedef bölgeler seçilir. Bu hedef bölgelerde belli yapılar vardır. O yapılar gidilip son derece test edilir. Test edildikten sonra da bir şey çıkıp çıkmadığına kanaat getirilir. Şimdi Bakan Bey demiş ki bu işin garantisi yok ama sondaj yapmadan da tabii ki bunu bilemeyiz. Kesinlikle. Ümitliyiz demiş. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir çözüm olmadığını altını çiziyor. Yavuz'dan önce başlayan Fatih'te Finike 1 sahasında şu anda sondaj çalışmalarına devam ediyor. Yavuz da buna eşlik edecek. Orada tabii ki sondaj yapmadan bilemeyiz. Ümit var diyor tabii. Bakan Bey. Nasıl bir çalışma yürütülecek orada? Ne kadar derinliğe inilecek? Ne olacak? Siz bölgesel olarak orada ümit görüyor musunuz? Bölgesel olarak yani dediğim gibi lokasyon gösteremeden veya ya da şöyle söyleyeyim detaylı sismik verilere haiz olmadan bu konuda bir hani ümitli olup olmamak konusuna girilemez. Yani özellikle Güney Kıbrıs tarafı ile alakalı çok fazla spekülasyon var. Hani Güney Kıbrıs'ın güneyi ile alakalı daha doğrusu. Yani ortada dolaşan çok fazla hani doğru ya da yanlış diyemeyeceğimiz bilgi var. Net bilgi yani net sismik verilerin yorumlanması gerekiyor. Ama bölgede hani potansiyel bazı uzmanlara göre düşük, bazı uzmanlara göre yüksek. Mesela bazı uzmanlara göre Levant baseninin doğusuna doğru genişleyen, ondan sonra da bu basenin kuzeyine doğru genişleyen bir potansiyel olduğu söz konusu. Mesela özellikle Suriye ve Lübnan offshore'unda ciddi bir potansiyel olduğundan bahsediliyor. Belki o potansiyelin Türkiye tarafına da doğru kaymış olması ihtimali var. Ya bunların hepsinin teknik verilere dikkat edilerek bunların hepsini hani ya dedim ya bu commercial dediğimiz verileri elde etmek gerekiyor. Bu verilere baktıktan sonra ancak bu sorulara cevap verilebilir. Peki, biz yine ümitli olalım tabii ki tabii bölgedeki ki, tabii aramamızı tabii sürdüreceğiz. Ki, tabii ki. Her zaman diyoruz ki Türkiye çok büyük kaynakların etrafında olduğu bir ülke. Neden bizde yok? İşte o aramalara belki daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunun için de önemli bir adım atacağız ama bütün bunların şöyle bir ayağı da var. Biz her ne kadar kendi kaynaklarımıza istediğimiz ölçüde ulaşamamış olsak da bölgesel olarak çok avantajlıyız. Diyoruz ki bir geçiş ülkesi konumunu zaten hemen hemen edindik. Hı hı. Bir ticaret merkezi de olmalıyız. Bunun için de pek çok proje var. Türk Akım var, TANAP var ve şimdi Doğu Akdeniz'deki etkinliğimizi de gitmeye çalıştığımız yerde konuşuyoruz. Hı hı. Bu adımlar, Doğu Akdeniz'deki etkinlik ve bu iki milli gemiyle başlayan süreç Türkiye'nin bu hedefinde nereye götürür bizi? Türkiye'nin bu hedefinde şöyle söyleyeyim. Türkiye yani Doğu Akdeniz alanında bir şey bulursak zaten bütün denklemler değişir. Hani bunu çok rahat söyleyebilirim. Hatta bulduğumuz şeyin ne kadar ne boyutlarda olduğu önemli. Sonuçta düşünün yani siz çok ciddi anlamda bir gaz ithalatçısısınız. Bunun yanı sıra biz hani farklı yerlerden, farklı coğrafyalardan gaz temin etmeye çalışıyoruz. Buradan elde ettiğimiz gazı Avrupa piyasalarına nakletmeye çalışıyoruz ki hani TANAP projesiyle gelen Azerbaycan gazının Avrupa'ya nakli bu Türkiye'nin bu noktadaki ilk somut adımıdır. Bir enerji transit ülkesi olma noktasında. Bir gaz merkezi olmayla alakalı Türkiye hani sadece denizlerden bahsetmiyorum yani. Türkiye kara alanlarında da bazı keşifler yapabilir. Yani bu söz konusu. Yani benim birçok uzmandan özellikle yer bilimci uzmandan dinlediğim kadarıyla yani farklı modeller geliştirip ya da mevcut geliştirilmiş modeller yeniden sorgulanarak güncellenerek belki biz kara alanlarımızda da çok büyük keşifler yapabiliriz. Türkiye'de petrol yok değil. Yani ise belki modellerimiz yanlış. Yeni modellere ihtiyacımız var. İşte henüz yeni yok yaklaşımlara... ve ümitli olalım dediğimiz aynen, aslında ümitliyiz. Bu. Kesinlikle ümitliyiz. Ama burada maliyet de mühim. İşte kendi gemimiz olduğunda bize X bir şirket evet burada aramanızı artık bitirin. Çünkü bu maliyeti karşılamayacak. Biz bu gemiyi çekiyoruz diyemeyecek değil mi? Bunun böyle bir avantajı tabii, var. Tabii kesinlikle. Yani sonuçta sizin yani offshore'da bir tuttuğunuz gemide offshore'da beklediği zaman ciddi anlamda kira ödemeye devam ediyorsunuz. Bundan bu masraflardan kaçınmış olacaksınız. Size sondaj maliyetleri yani zaten bunların hepsine ilgili hani bu da dediğim gibi ticari bilgi statüsüne giriyor. Siz geminin maliyetini koyduğunuzda ve günlük hani benzer gemilerin kiralama maliyetlerini koyduğunuzda yani bu gemiyi satın aldığınız durumda kaç sondajda çıkartabileceğinizi ortaya koyabiliyorsunuz. Hani bu rakamları incelediğinizde zaten belli bir sondajdan sonra gemi kendi parasını çıkartmış oluyor. Peki takip edeceğiz diyelim önemli bir güne de birlikte tanıklık edeceğiz. Çok İnşallah, teşekkür ediyoruz Sayın Oğuzhan Akgener, TESPAN Başkanı Oğuzhan Akgener'le. Dil Ovası'ndan sizlere seslendik değerli izleyenler. Arkamızda görüyorsunuz Türkiye'nin ikinci milli sondaj gemisi Yavuz var. Yaklaşık 2 saat sonra burada düzenlenecek bir törenle Yavuz'u Doğu Akdeniz'e, Akdeniz'e doğru, Akdeniz açıklarına doğru ilk milli sondaj gemimiz Fatih'in
yanına göndereceğiz. Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemisi araştırma yapıyor. İki sondaj gemimizde de Doğu Akdeniz'de o ısınmış sularda çalışmalara devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsatlandırdığı alanlarda çalışacak bu gemi, bu milli gemimiz Yavuz. Şimdiden yolu açık olsun diyelim ve Ekonomi 7/24'de bugünlük de noktaya koyalım.